Merhaba. Merhaba. Sesin geliyor değil mi? Sorun yok. Geliyor. Tamam, çok güzel. Hazır mısınız? Evet, hazırım. Yeni bir Ne Haber podcast yayından herkese selamlar. Ben Alay Onay. Urla'dan Londra'ya uzanan genç kardeşimizin başarı öyküsünü ele alacağız bugün. Şu anda yayında Çınar Ege Dörtbaş ve annesi Mine Ovacık var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Öncelikle ben teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Önce bir Çınar'dan başlayalım. Çınar, bize kendinden bahseder misin? Ben Çınar Ege Dörtbaş, 15 yaşındayım. Evet. Yedi yaşımdan beri yelken sporuyla uğraşıyorum. Onun dışında Londra'da Arsenal'de yaşıyorum. Hı hı. Ne zamandan beri İngiltere'desin Çınar? Yaklaşık 2,5-3 yıl oldu. 2019'da geldim buraya annemle beraber. Şey, Mine Hanım, bu arada arkadan söyledikleriniz duyuluyor. Olabilir. Suflörlük yaptım gerçekten. 2019 Eylül'de geldik. Kendinizden bahsedebilir misiniz? 2019'da Londra'ya Ege'yle birlikte taşındım. Evet. Endüstriyel tasarımcıyım. Hı hı. Türkiye'de akademisyenim. Evet. Yaşar Üniversitesi'nde doçent, doktor olarak endüstriyel tasarım bölümünü yapılandıran bölüm başkanı olarak çalıştım 7 yıl boyunca. Şu an hala aktif olarak çalışıyor musunuz orada? Şu anda üniversitede kadrosundayım ama hı hı. aktif çalışmıyorum 3 yıldır. Anladım. Ben de bu arada görsel iletişim tasarım mezunuyum. Aa, süper. Hangi üniversite? İstanbul Aydın Üniversitesi. Süper. Bulundum o üniversitede. Ben radikal bir kararla evet. Tasarımcı olarak yani devam etme fikri var. O da benim hayalimdi. Hı hı. Ve bu benim mesleğimin doğduğu ülke de İngiltere'dir, endüstriyel tasarımın. Evet. Tam da doğduğu ülkede tasarımcı olma hayalim vardı benim. Bir o hayal, bir evet. de Çınar Ege'nin uluslararası bir kültüre sahip olması. Hı hı. Anne olarak, işte ebeveyni olarak babası da bizi çok destekliyor. Çok hı hı. destekledi, hala destekliyor, her zaman destekliyor. Çok güzel. Buradaki yaşamımız konusunda. Dolayısıyla iki hayalle ben 2019'da hani İngiltere'ye göç etmeye niyet ettim. Hı hı. Ankara Anlaşmalı olarak da. Geldik. Evet. O süreçleri biliyorsunuz zaten bir sürü. Evet, ben de bir Ankara Anlaşmalı olarak. Evet, hepimiz öyle. Ağlıyız. Kendi hayalim vardı, onunla yola çıktım. Hayalimin içinde Çınar Ege'nin de uluslararası bir kültüre sahip olması. Artık yelken sporunu, burası bir ada, burası denizci bir ülke. Evet. Olimpiyatlara kadar giden bir yolu var burada. Yani bu Türkiye'de de var hiç şüphesiz. Türkiye'de denizlerle kaplı bir yer. Ama Çınar Ege temelini Türkiye'de aldı, İngiltere'de üzerine kremasını sürdü. Bu arada koçlarıyla sürekli biz irtibattayız ve birlikte ben onlardan çok destek alıyorum. Türkiye'deki değil mi? Tabii ki. Hı-hı. Gürbüz ve Aysun Koç'la sürekli destek alıyoruz. Hem Çınar Ege alıyor, hem ben birçok şeyle danışıyorum, destek alıyorum. Şeyimiz hiç bitmedi. Siz şu anda burada MAM menajer olarak. Şu anda MAM menajer olarak çalışıyorum evet. ama ben bir tasarımcıyım. Evet. Ve Minova adında bir firma kurdum burada, tasarım firması. Evet. Bir yandan yaratıcı koçluk yapıyorum. Koçluk eğitimi aldım burada. Qualified koç oldum. Artı keçe ürünler yapıp onları satıyorum online ve marketlerde. Çok güzel. Yani bir maker olarak çalışıyorum burada. Çok keyif alarak yaptığım bir işi gerçekleştirmeye geldim. Bir marka yaratıyorum. Ama MAM menajerlik de benim. Devam ediyor. Zevkle yaptığım iş tabii ki. Yelkeni çok seviyorum, yelken dünyasını ve çocuk gelişiminde Çınar Ege'ye nasıl faydası olduğunu babasıyla birlikte çok güzel tanık olduk. Gelişimde sorumluluk alma, özgüven geliştirme,
karar verme, problem evet. çözme, pratik yapma vesaire konularında da bunun tanıklığını yapıyorum ve eşlik ediyoruz Çınar Ege'ye hayatta. Evet. Çınar, nasıl İngiltere'ye geldiğinde bir adaptasyon sorunu yaşadın mı hiç? Hayır. Direkt okulumdaki insanlar da çok yardım etti. İngilizceye de hızlı alıştım. Hı hı, süper. Onun için pek bir sorun yaşamadım. Çok güzel. Şimdi Çınar, neden bu yelken sporunu tercih ettin? Hani aslında yelken sporu, yani ilk başlarımda pek bir haberim yoktu ama ondan sonra çoğunlukla devam etmenin sebebim işte takımla beraber olmak, arkadaşlarımla olmak, beraber takım sporu olarak yapmak çoğunlukla. Türkiye'de başladın, ondan sonra burada devam ettiriyorsun. Evet. Peki Çınar, hani Türkiye'deki ile buranın arasındaki hani coğrafya olarak bir fark var mı? Yani Türkiye'deki kondisyonlar biraz daha buraya kıyaslanırsa biraz daha basit. Çünkü burada çok fazla soğuk ve farklı hava koşulları var. Rüzgardır, işte hı-hı. yağmurdur fazla. Burası daha mı zor yani? Evet, burası biraz daha zor. Peki Çınar, bu spor dalındaki hedefin nedir tam olarak? Ya da bugüne kadar bir başarın var mı? Varsa onları anlatır mısın bize? Aslında ilk başlarında hedefim Avrupa Şampiyonası'na gitmekti. Evet. Ama yani bu işte şu ana gelene kadar bu hedefimi unutmuştum. Ta ki işte bu Avrupa Şampiyonası'na seçilene kadar. O zaman geri hatırladım. Onun dışında İngiltere'de bu son yapılan Nationals yarışında 8. Evet. oldum. O sayede Avrupa Şampiyonası'na katılabildim. Çok güzel. Onun dışında Türkiye'de Türkiye Şampiyonası'na katıldım. İlk yarışlarımdan biriydi zaten. Onlar nasıl geçti peki? O ilk yarışlarımdan biri olduğu için pek iyi yapamadım ama amacım o zaman kendimi geliştirmekti daha fazla. Şu anda aktif olarak hazırlık yapıyor musun peki? Hazırlıklarımızı tamamladık takımca beraber. Burada başka yerlerde antrenmanlar oldu, kamplar oldu. İşte sürekli denizde misiniz Çınar? Sürekli değil. Her zaman denizde olmuyoruz ama çoğunlukla suda oluyoruz. Sabah işte antrenman 11'de başlıyor, 4'te 3'te bitiyor. Tamamen suda. Bilmediğim için soruyorum. Bu normal şeyde mi? Yani gölde mi, yoksa kapalı bir havuz gibi bir ortamda mı oluyor? Yok. Göl, deniz, rezervuar. Neresi olursa. Soğuk olmuyor mu peki? Genelde hani bugünlerde biraz sıcak ama evet, bugünlerde sıcak. Ama işte kışın ona göre giyiniyoruz. Tabii üşüyoruz ama çok daha üşüyoruz. Anladım. Bir haber gördüm ben. Birkaç kişinin arasından seçildiğine dair bir haber okudum ben. Bununla alakalı bilgi verir misin birazcık bize? Evet. O yapılan son yarışta ilk 5 kişi dünya şampiyonasına gidiyordu. Evet. Kalan 7, 5'ten sonraki 7 ise Avrupa Şampiyonası'na seçiliyordu. 5 günlük bir yarıştı. Sadece ilk 2 günde yarış yapabildik. Öbür günlerde rüzgar olmadığı için hava koşulları yüzünden pek yarış yapamadık. Ve o ikinci günde 8. olduğum için ve başka daha fazla yarış yapılmadığı için skor tablosunda 8. olarak kaldım. Bu sayede de Avrupa Şampiyonası'na seçildim takımla beraber. Bu pandemi döneminde sizin spor dalında bir etkilenme oldu mu Çınar? Bir süre erken yapamadım pandemi yüzünden, işte o karantina dönemleri yüzünden. O yüzden ama spor yapamasam da, yani yelkende bir şey, yani bir süre yapmasam bile unutmuyorsun. O yüzden iyi bir şey. Ben evet. bazı eklemeler yapabilir miyim bu tabii, sohbetlerinize? Tabii. Şimdi en son Çınar Ege'nin davet edildiği seçmeler, selectionlar. Şimdi burada IOCA diye bir Optimist Association var. Evet. International Optimist Class Association UK diye geçiyor. Bu ebeveynler tarafından
kurulmuş, yönetilen, tamamen o çocukları yelken yapan, çoğunlukla yelkenci kişiler. Evet. Bu organizasyonu kaç yılında kurmuşlar bilmiyorum ama yıllardır yönetilen bir şey. Biz ilk geldiğimizde AYOKA'ya başvurduk. Evet. Ve oranın üyesi oldu. Ve bütün İngiltere'deki Optimist yelken etkinliklerini AYOKA organize ediyor. Yani biz, bir de RYA var. Royal evet. Yacht Association, British Youth, yani İngiliz gençlik ekibi diyelim. Hı hı. Ve hani buranın Yelken Federasyonu'nun gençlik. Onların da eğitimleri, etkinlikleri var. AYOKA, zaten şu anda Ege, AYOKA'nın Avrupa takımına seçildi ve İngiltere'yi bu ekip temsil edecek Avrupa şampiyonasında bu yıl Danimarka'da. Hı hı. Nasıl seçiyorlar? AYOKA'nın bütün etkinliklerine biz 3 yıldır katılıyoruz, yarışlarına. Evet. Ben kendime Mom Manager ismi taktım. Evet, yelken menajeri, annesi. Bütün bu organizasyonları ben 3 yıldır yönetiyorum. Yani gelir gelmez ilk yaptığımız şey zaten AYOKA'yla irtibata geçmek oldu. Ve bu seçmelere nasıl davet ediliyor? Seçmelere siz katılamıyorsunuz, davet ediliyorsunuz. Evet. Tabii takip ediyorlar sonuçlarda kimler nasıl yarışıyor. Çınar Ege'nin her etkinlikte aldığı sonuca göre 80 tane yelkenci davet edildi. Hı-hı. Çınar Ege'de onlardan birisi oldu. Ve o 80 kişi yarışarak seçmelerde, yani Türkiye'de milli takım seçmeleri vardır. Buradakinin karşılığı da bu. Evet. 80 kişi arasında yarışarak işte 8. olunca kuralları var. İlk 5 Avrupa şampiyonasına gidiyor. Çınar Ege anlattığı gibi dünya şampiyonasına, pardon. O da bu yıl Türkiye'de Bodrum'da yapıldı. Süper. Evet, oraya bir 5 arkadaşı gitti. Geri kalan 7 kişi de Avrupa şampiyonasına gidiyor. Ve birlikte eğitimler aldılar. Yani kamplara gittiler. Hı hı. Bu eğitimleri birlikte aldılar. Kısaca hani şey, hikaye bu. Böyle bir organizasyon işi var burada açıkçası. Evet. Çınar Ege tabii sporcu olarak sadece yaptığı spora odaklandı. Evet. Dolayısıyla hani orada aslında bir tür Çınar Ege'nin yaklaşımı hep şeydir. Uğurlar Yelken, Ali Rıza, Mete, Urla Yelken'de Çınar Ege 7 yaşında başladı. Gürbüz, hı hı, Arıkan ve Aysun Arıkan koçlarıdır. Evet. Onların yetiştirdiği bir yelkenci. Lisanslı sporcu olarak Türkiye'de 7 yaşından beri devam ediyor. Ta ki Urla'ya gelene, Londra'ya taşınana kadar. Evet. Ve oradaki bütün organizasyonları kulüp yapar. Yani burada benim anne olarak yürüttüğüm organizasyonu Gürbüz'de Aysun Koç bu organizasyonları yapıyordu. Mine Hanım, şimdi ben biraz başa geleyim. Türkiye'de dediniz, sadece koçlar ilgileniyor. İngiltere'de ama iş birazcık daha değişiyor. Sporcunun kendisine ait bir menajeri olması gerekiyor sanırım. Çınar bu esnada anladığım kadarıyla elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Siz de bu tarz şeylerini takip ediyorsunuz. Şimdi Türkiye'de kulüp sistemi var. Kulübün, evet, üyesi olduğunuzda kulüp size bütün yarışlara gitme, onun otel, organizasyon vesaire, hangi yarışa gidecek, ne yapacak, onların hepsini kulüp yapıyor. Evet. Kulüp karar veriyor. Her çocuğun gelişimi için ne gerekiyor, hangi yarışa katılsın. Gürbüz Koç'la Aysun Koç bunları yönetiyordu. Biz de çocuğu kulübe götürüp, getirip bir de ücreti neyse, o bütçesi neyse, o bütçe yönetimini yapıyorduk Türkiye'de. Burada bütün bu organizasyon işlerini ebeveynler yapıyor. Sistem, evet, çok farklı. Ben internette bir faaliyet, bir spor faaliyetlerine yönelik bir yardım kampanyası gördüm. Birazcık bunu anlatır mısınız? Neden yapılıyor? Kapsamı nedir? Detayları nedir? Hem de dinleyenler de bilgilendirilmiş olur. Tabii. Şimdi ben bu yıl beklemiyordum bu kadar. Evet. Çınar Ege, ona sağladığımız her imkanda, gerçekten her fırsatta kendini geliştirip, kendine bir şey katıp
katıldığı yarışlardaki sonuçlar çok fark etti aldığı bu eğitimlerle. Steve Irish'ın koçluğuyla, Oli'nin koçluğuyla, Garda'daki deneyimle. Şimdi beklediğimden çok daha yüksek bütçelere mal olmaya başladı. Evet. Ben şuna inanıyorum. Para bir başarının gerçekleşmesine engel olmamalı. Bir yol bulacağız. Sponsor aramaya başladık Garda'ya giderken. İki tane sponsorumuz oldu. Destek çıktılar. Sonra bu seçmelere davet edildi. Şimdi hayır, parayı düşünüp hayır gelemeyiz denmez. Denmemeli diye düşünüyordum. Evet, haklısınız. Dolayısıyla biz girdik, kabul ettik. Ve ben burada şunu duydum. Çok güvendiğim, inandığım arka. Fundraising diye bir şey var İngiltere'de dediler. Çok güzel çalışıyor. Hı hı, evet. Bir sürü arkadaşım da yani gerek kanser araştırmaları gerek şey için koşup fundraising yaptılar. Ben bir fundraising başlattım. Crowd fundraising. Yaklaşık 2 hafta önceydi. İlk haftada sadece arkadaşlarımla paylaştım. Yani tanımadığım gruplarla paylaşmadım bu sefer. Bir sürü grup var. Sadece arkadaşlarıma yolladım. Dedim ki böyle paylaşır mısınız? Böyle bir şey. Gerçekten imece usulü yani. Şu anda kıtalar arası. Yani Amerika'dan da destek aldık. Avrupa, Türkiye'den gelmeye başladı. Hala devam ediyoruz. Bu gofundme.com üzerinden mi? Evet. Evet. Ve ben paylaştım Facebook'ta da bu linkleri. Hı hı. Buradan arkadaşlarım çok fikir veriyor ve destek oluyorlar. Yani mesela burada belediyeye başvurduk. Belediyenin bir gazetesi var. Evet. Gelip röportaj yaptılar Çınar'la, benle. Destek veriyorlar. Böyle organik bir şekilde tatlı tatlı bir şey oluyor. Çınar, bir şeyler söylemek ister misin? Evet. Programı senle başladık ama annem yani, bayağı devam ettik. Annem her şeyi anlattı. Benim pek söyleyecek bir şeyim kalmadı. Çok memnun oldum. Çok keyifli bir podcast oldu. Çok teşekkürler. Biz de size çok teşekkür ederiz. Bize ulaştınız. Bu davet ettiniz bu podcast'e. Gerçekten çok büyük bir keyifti burada sohbet etmek. Artı hikayemizi sizinle paylaşabildiğimiz için de çok mutluyuz. Çok çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ben ayrıca sizin iyi bir takipçinizim. Haberleri sizden okuyorum hep İngiltere'de. Teşekkür ederiz. Programlarınızı da izliyorum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Bye. Hoşçakalın. Bye. Hoşçakalın.